8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz Medikal Estetik Hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit. Yahya Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederim. Hocam yoğun bir şekilde insanları güzelleştirmeye, gençleştirmeye ve daha iyi hissetmeleri için bütün elinizdeki bütün silahların hepsini kullanıyorsunuz. Silah derken yani tıbbi ürünlerden evet. bahsediyorum, güzellikle ilgili ürünlerden bahsediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tüm yüz restorasyonu hakikaten çok önemli bir konu ve bununla ilgili olarak siz cerrahi dışı hemen her şeyi yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bununla ilgili biraz bahseder misiniz? Tüm yüz restorasyonu nedir, neler yapıyorsunuz? Evet, tüm yüz restorasyonu dediğimiz uygulama kişinin yüzünün en iyi şekilde görünmesi için gereken işlemlerin tamamıdır. Evet. Şimdi bazen hastalarımız şunu diyebiliyor. Hocam benim arkadaşıma çok tüm yüz restorasyonu yaptınız, çok güzel oldu. Telefonla arayıp, hocam fiyatı ne kadar? Şimdi... Zor soru. Evet. Şimdi tedavide her zaman söyleriz zaten. Hastalık yoktur, hasta vardır. Medikal estetik için de bu geçerlidir. Yani her kişinin yüzü bir değil ki. Herkese uygulanacak tedavi yöntemleri de farklıdır. Evet. Yani tüm yüz restorasyonu birinin yüz hatlarında çok daha az işlem gerekirken diğerinde daha fazla gerekebiliyor. Burada bizim asıl amaçladığımız yüzün her noktasının birbiriyle olan orantısını altın oran çerçevesi içerisine çekmektir. Tabii ki siz de takdir edersiniz ki bazı yüz hatları vardır ki herkes tarafından beğenilir. Yani yabancı ünlüler vesaire zamanında atıyorum 15-20 yıl önce onları gördüğümüz zaman vay ne kadar güzel bayanlar diyorduk ki o zamanlar bizim ülkemizde belki medikal estetik uygulamaları veya dolgu uygulamaları bu kadar gelişmemişti. Ancak böyle bizim buradaki ülkemizdeki kişiler de ancak hani şaşkınlıkla bakıyordu ne kadar güzel yüz hatları vesaire. Ama bugün o kişilerin yüz hatlarını artık sağlayabiliyoruz, rahatlıkla sağlıyoruz. Yani belirgin elmacıklar, belirgin çene hatları vesaire. Hocam peki bu oran ve orantıda yani altın oran diye az önce evet. bahsettiğiniz tüm yüz restorasyonundaki oran kriterlerinizi birazcık açabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Bazen dolgu uygulamaları yapıldığı zaman örneğin elmacığı fazla şişirdiğimizde veya çeneyi fazla ileriye aldığımızda diğer bölgelere göre, diğer alanlara göre ön plana çıkar. Ön plana çıktığı zaman karşıdaki kişi bunda bir uygulama olduğunu, yani gözü tırmalayan bir şey olduğunu fark ediyor. Fake görüntüler. Fake görüntüler. Şimdi çoğu hastam vardır şu şekilde, başka bir yerde elmacık dolgusu yapmıştır, ön elmacık. Hasta bir geliyor, hocam ben bunları eritmek istiyorum, başka yerde yaptım, çok abes duruyor vesaire. Hastanın yüzüne bir bakıyorum, tamam haklısınız, yani yüzünüze göre fazla olmuş, yani bunu kabul ediyoruz. Ama eritmek dışında da bir çözüm var diyorum. O nasıl oluyor? Şimdi ön taraf çok şişmiş ama arka basık kalıyor. Evet. Çeneniz de biraz kısa. Biz bunu tamamlarsak eğer elmacıklarınız artık ön plana çıkmaz. Yüzünüzün her noktası orantılı bir şekilde. Dengeli bir şekilde o meydana gelir. Yapalım dediklerinde de gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki bu uygulamaları yaparken belli bir yaş kriteriniz var mı? Yani gençlere... Nasıl yaklaşıyorsunuz? Yaşlı gruba nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya da orta yaşlı gruba neler yapıyorsunuz? Ya aslında yaş sınırımız pek yok. Fakat 18 yaş altında bu işlemleri çok tercih etmiyoruz. Daha ziyade 18 ve üstü yaşlarda bizim için hasta potansiyeli oluşturuyor. Fakat bazen doğumsal anomaliler olabiliyor. Geçirdiği bir kaza sonrasında deformasyonlar meydana gelebiliyor. Bunlara daha erken yaşlarda müdahale edebiliyoruz. Peki hocam şunu soracağım bir de lafınızı bağla kestim kusura bakmayın. Tüm yüz restorasyonda siz sadece dolgu kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun tabii dışında ki. Da bir takım ürünler, teknikler tabii yapıyorsunuz. Bunlardan tabii. biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi tüm yüz restorasyonu dediğimizde kişinin yüzünün neye ihtiyacı varsa ona göre yaklaşımda bulunmak demektir. Bunun içerisinde botoks uygulamaları var. Yani en basiti şunu söyleyeyim. Hani hep kayıplardan bahsediyoruz ama bazen kayıp değil de büyümeler de meydana geliyor. Hani evet. daha önceki programlarda da bahsettiğim gibi masteter büyümesinden bahsetmiştim. Yani masteterde de bir büyüme meydana gelir çiğneme kasında. Yüzü çok kare gösteriyor. Mesela oraya botoksa inceltmek lazım. Evet. Zaman içerisinde çizgiler meydana geliyor. Oraya botoks yapmak gerekebiliyor. Bunun dışında sarkmaları çok fazlaysa öncesinde bir ön hazırlık olarak bir lifu, bir ip uygulaması, sıvı ip uygulaması daha doğrusu veya gençlik aşıları yapılabilir.
bunlarla yüzüğü önce bir toparlamamız gerekiyor. Toparladıktan sonra artık bazı oku daha sık hale geleceği için koyacağımız dolgu çok daha güzel yüzde durur ve efektif hale gelir. Ve daha az dolgu ihtiyacı hissederiz. O liftingi verebilmek için, o hacmi yerine koyabilmek için. Dolayısıyla hastayı görüp değerlendirmek lazım. Ve hastanın buna ayıracağı bütçe, ayıracağı süre bunların hepsi önem arz eder ama asıl bizim için kriteri olan doku kayıpları ve sarkma miktarlarıdır. Onları göz önünde bulundurup ona göre yaklaşımda bulunuyoruz. Peki hocam, mesela hasta size resmi attı, resmini gönderdi ve siz baktınız ki bu kişide işte yaş grubu, ileri bir grup, yüzünde sarkma var, dokularda kayıp var. Bu tip hastalarda bir ön hazırlığınız var mı? Bu tip hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet. Eğer hasta cerrahi düşünmüyorsa, evet. Hocam ben cerrahi olmak istemiyorum, medikal olarak ne kadar düzeltebilirsek onu yapalım derse, bu hastalarda öncelikle benim kendi tecrübelerime istinaden seçtiğim 3 yol vardır. Bir, birkaç seans gençlik aşısı veya sıvı ip uygulaması veya lif uygulaması. Hocam ve veya dediniz, yani sadece birisi mi yoksa beraber mi? Genellikle biri yeterli oluyor. Fakat bazen beraber de yapmak gerekebilir. Yani bu tamamen hastanın durumuna ve tedaviye verdiği yanıta göre değişir. Ama genellikle sadece biri yeterli gelebiliyor. Tabii bunun seçimini de yaparken, ya işte sana şu, sana şu, sana şu demiyoruz. Yani cilt yapısına, bağ doku kaybına, hastanın ayrıca vakite, bütün bunları göz önünde bulunduruyoruz. Ona göre birini tercih ediyoruz. Hocam bir de tüm yüz restorasyonda özellikle botoks. Çünkü botoksta dolgu çok sık karıştırılıyor. Evet. Çünkü botoksu bir dolgu ürünü olarak düşünüyorlar. Oysa ki botoks bir dolgu ürünü değildir. Evet. Biraz bu detaydan bahsedeyim ve tüm yüz restorasyonundaki botoks uygulamaları ve ileri botoks uygulamalarından birazcık böyle çok daha teknik, çok daha up level'dan bahsediyorum. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi botoks uygulaması medikal estetik alanında en sık yaptığımız uygulamalardan birisidir zaten. Doldurmaz diyorsunuz. Onu anlatayım. Hasta geliyor hocam, dudaklarıma botoks istiyorum. Şimdi her zaman şunu söylüyorum hastalara, daha iyi yani bu şeye yeni girmiş olanlar veya merak edenlere. Dolgu adı üstünde doldurur. Evet. Herhangi bir yeri, çukuru doldurur, doldurmayla şekil verir. Yani doldurur, adı üstünde dolgu. Evet. Botoks ise kası dondurur. Hani felç dediğinde bir korku falan oluyor ama yani kontrollü bir felç sonuçta. Evet. Kasları dondurur diyorum. Alnına, kaş arası ve kaz ayaklarına yapılır. Yani ilk etapta ileri teknik olarak hasta anlatmıyoruz tabii. Şuraya da yapılır, buraya da yapılır, kafası karışmasın diye. Evet. En basit uygulaması tabii, bu. Tabii, aynen. Evet. Alın, kaş arası, kaz ayaklarına yapılır diyoruz. Geri kalanlara da hani doldurmak için elmacıktır, işte nazorabiyeldir, çenedir, bunlara da dolgu gerekir diyoruz. Evet. Fakat botoks sadece alın, kaş arası, kaz ayaklarına yapılmıyor. Evet, doğru, burası çok önemli. Tüm yüz restorasyonlarında çok kullandığımız bir üründür. Sonuçta alın çizgileri, mimik çizgileri, ki benim de botoksum geçmiş, en kısa zamanda yapayım ben onu da. Mimik çizgilerinin geçmesi için kullandığımız bir uygulama, üründür, bir uygulamadır. Fakat bunun dışında birçok yerde kullanabiliyoruz yüz bölgesinde. Maseter kasının büyümüş kasını küçültmek için kullanabiliyoruz. Diş gıcırdatmasına da etkili tabii, değil mi hocam bu? Diş sıkma, diş gıcırdatma. Gece özellikle hasta bir kalkıyor, hocam ben yorgun kalkıyorum, çenem ağrıyor, başım ağrıyor vesaire. Veya bir işe odaklanırken diş sıkma sorunu olabiliyor, bunu ortadan kaldırıyor. Hastaya burun dolgusu yapıyoruz, burnunu kaldırıyoruz fakat hasta konuşurken burun ucu aşağı düşüyor. Burun ucuna ufak bir botoks yapıyoruz. Konuşurken, özellikle gülümserken aynen, ucu düşen hastalar için. Kesinlikle. Harika. Bunun dışında hasta şunu yaparken çenesi kırışıyor. Şurası böyle evet, düşen kişiler için. Harika. Oraya botoks yapıyoruz. Onun dışında zaten bahsetmiştik alın, kaş arası, kaz ayakları. Bazı kişilerde temporal kas çok büyümüştür. Temporal kas, yani şu bölgeye, hangi kamera görüyor? Şöyle, şu bölgeye de botoks yapıyoruz. Özellikle botoks simit yerken, sert bir şey yerken böyle kabarır bazı insanlarda. Evet. Evet, oraya da botoks yapabiliyoruz. Platismal dediğimiz boyunun aşağısına şöyle gerince şurada bantlar oluşuyor. Bu yüzü aşağı doğru çekiyor. Oraya botoks yapabiliyoruz. Onun dışında özellikle burun üstünde veya yan taraflarında oluşan çizgiler için botoks yapıyoruz. Dudak üstünde oluşan çizgiler için, hacim değil. Barkod çizgileri. Barkod. Barkod çizgileri, smoker line dediğimiz çizgiler için botoks yapabiliyoruz. Onun dışında kenara düşen, ağız kenarları aşağı düşen ağızlar için
yukarı kalkması için... Bizim bir hocamız Çin bıyığı derdi bunlara. Evet, onlar için botoks yapabiliyoruz. Yani botoksun kullanım alanı sadece ilk etapta benim aklıma gelen yüz için kullandığımız şeyler bunlardır. Hastada göz kapağı düşmesi vardır, oraya botoks yapıp kaş ucunu biraz kaldırabiliyoruz. Yani alan aslında çok geniş. Bunların hepsi tabii ki biraz ileri seviye oluyor. Hastalar bunu anlattığında zaten hastanın kafası allak bullak oluyor. Çoğunu yaparken hastaya yani işlemi yaptıktan sonra veya işlem sırasında burası da bak kırışıyor, buraya da botoks yapacağım deyip geçiştiriyoruz ve onu yapıyoruz o şekilde. Çünkü hasta orama botoks, burama botoks, şurama botoks diye kafasında böyle bir büyütür. Sanki çok böyle yanlış bir şeymiş gibi veya çok büyük şeyler yapılıyormuş gibi anlar. Hocam, çok teşekkür ederim ben hocam verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit idi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.